Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli transfer gelişmeleri var. Onlardan söz edeceğim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olarak verdiğiniz katkıyı sürdürürseniz Fenerbahçe videolarının dünya üzerinde çok daha geniş bir kesime ulaşmasına sizler de yardımcı olacaksınız. Bu manada teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Abone olmayı unutmayın diye bir kez daha ekleyerek. Evet, Fenerbahçe sezonun belki de en hızlı, transferin en hızlı takımı konumunda. Şu ana kadar kimler transfer oldu? Onlardan bahsedeceğim. Peki sırada neler var? Ön libero konusunda gündeme alınan çok önemli yıldızlarla ilgili ne tür gelişmeler var? Keza Zaha konusundaki ısrarın sonuçları, Zaha konusunda yeniden bir pazarlık söz konusu. Eğer Zaha olmazsa yerine gelecek oyuncuyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatta anlaşma gerçekleşti, Zaha'yı bekliyor desek yanlış olmaz. Evet, genel olarak Fenerbahçe'nin gündeminden bahsedeceğiz. İsterseniz şöyle başlayalım. Fenerbahçe Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 5-0 kazandı. Dzeko, Emre Mor, Pedro, Szymański ve Batshuayi'nin golleri var. Tabii güç olarak daha Gençler Birliği'nin daha aşağıda bir takım olduğunu söyleyebiliriz ama daha önemlisi şu, basına açık olmayan bir maçtı ve 5-0 kazanmak, golcülerin gol atması, Dzeko'nun, Szymański'nin, Batshuayi'nin, Pedro'nun gol atması da ayrı yere yazılacak bir nokta, onu söyleyelim. Yine takım içerisinden bir gelişme, Zalai'ye izin verildi transfer görüşmesi için. Önce Union Berlin vardı, sonrasında Hoffenheim'le ilgili görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu transferden beklediği rakam 12 ile 15 milyon euro arasında diyelim. Fenerbahçe'de gerçekten de stoper bölgesinde bir kalabalıklaşma olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şunu da söyledikten sonra transferle ilgili gelişmelere geçeyim. Zimbru Moldova ekibi Fenerbahçe'nin rakibi oldu ve bu gece, yani bu siz bu yayını izlediğiniz yayının gününün gecesi diyelim, saat 1'de liste verilecek ve o listede kimler olacak, kimler olmayacak ona bakacağız. Şu anda belli iddialar var, şunlar var, bunlar var. Net bir bilgi alamadığım için söylemek istemiyorum ki Fenerbahçe Kulübü de bunu açıklama konusunda biraz daha bekliyor. Şöyle bir şans daha var. 24 saat, maçtan 24 saat öncesine kadar da iki oyuncuyu listeden çıkarıp yerine iki yeni oyuncu yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da Fenerbahçe'nin transfer konusunda yapacağı çalışmalarla ilgili önümüzdeki günlerde frene bastı Fenerbahçe ama isterse bir oyuncuyu, iki oyuncuyu bu listeye ekleyebilecek anlamına geliyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Fenerbahçe'nin şu anda benim listemde 9 transferi oldu. Bir tanesini transfer gibi kabul etmiyoruz diye İrfan Can Eğribayat, hani satın alma opsiyonu kullanıldı. Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Ciku, Umut Nayır, Sebastian Szymański, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartu Elmas şu ana kadar gelen oyuncular. Rodrigo Becao'da da 8 milyon 312.500 euro bonservis bedeli ödenecek. 3 yılda 5 taksitle ödenecek. Oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzalandığını hatırlatalım. Keza Bartu Elmas da ön libero olarak Galatasaray altyapısından yetişen bir oyuncu, Fenerbahçe'ye imza attı. Onu da söyleyelim. O da 20 yaşında. Marsilya'da, tabii Marsilya'dan geldi. Çok fazla şans bulamadı. B takımında 6 maç oynadı. Sadece A takımında bir maçta 4 dakika forma giydiği gerçeğini de sizlerle paylaşalım. Evet, şimdi transferde gelişmeler nedir? Onlara da bir bakalım. Çünkü önemli nokta, işte Altay Bayındır'la ilgili de gelişme var. Livakovic gelirse, şu anda o transfer biraz beklemeye girdi. Gelirse Altay Bayındır'ın da yurt dışı transferinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe Livakovic konusunda da çok daha ciddi bir şekilde rakam arttırıyor. Dikkat edin, bir stoper için 8 milyon 400 bin euro gibi rakamı veriyor Fenerbahçe. Gözünü karartmış durumda. Keza benzer bir durum Mert Müldür için de var. Mert Müldür için de
2,5 milyon euro gözden çıkarıldı. Sadece bir ikinci satışla ilgili pazarlıklar devam ediyor. Bence o kadar da önemli değil. Keşke Fenerbahçe bu tür noktalarda çok da tıkanmasa. Neden söylüyorum? %15, %20, hani 15 de çok yüksek bir rakam değil. Fenerbahçe'de oynayıp eğer büyük rakamlara ulaşacaksa o zaman hem Fenerbahçe kazanacak hem de %15'i vermeye razı olması lazım diye düşünenlerdenim. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin kararıdır. Öyle söylememiz gerekiyor. Şimdi tabii ki Fenerbahçe nerede ciddi bir eksiklik yaşıyor? Şimdi kaleci 1, ön libero 2 ve bir de yıldız transferi. O da Zaha. Zaha ile ilgili bilgi vereceğim ama Zaha'nın alternatifini hazırladı. Görüşmelerini yaptı. Sözleşme noktasına geldi. Şimdilik bekliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bir önemli nokta var. Oradan başlayalım ki ben bunu Aspor yayınında da söyledim. Fenerbahçe geçen sezon nerede hata yaptığını bu kez doğru bir şekilde tespit etti. Nerede hata yaptı? Çok gol yiyen bir takım oldu. Yani 3 büyük takımın arasında Trabzonspor bu sene yarışta pek, geçen sezon pek yarışta yoktu. 3 büyük takım arasında en fazla gol yiyen takımdı. Alexander Djiku gibi, işte Mert Müldür gibi, Bekao gibi savunmayı güncellemeye çalıştı. İkincisi, derbilerde çok, 4 büyük takım arasındaki maçlarda çok istenen puanları alamadı. Bununla ilgili de ne yaptı? Dzeko gibi, Tadic gibi, Kent gibi, yani 30 yaş üstünde, 30 ve yaş ve üstünde tecrübeli oyunculara gitti. Böylece hem kaliteyi hem tecrübeyi arttırmaya çalıştı. Bu önemli. Şimdi devam ediyor Fenerbahçe. Eksiklerinin ne olduğuna bakarak işte sağ bek eksiği, ön libero ve merkez orta saha henüz Zayis imzalamadığı için. Bu noktada Fenerbahçe'de Ali Koç'un bizzat devreye girdiği bir transfer, Salih Özcan transferi. Milli oyuncu biliyorsunuz, milli takımımızın 11 kez formasını giyen oyuncu. Bu transferde ön libero konusunda yerli alternatifi 8+3'te sıkıntı oluşmaya başladı. Yerli alternatifi olarak düşünülüyor. Borussia Dortmund'da oynuyor 25 yaşındaki oyuncu. Yani totalde 281 maçı, 42 gol, 23 asisti var bir ön libero olarak. İyi bir rakam diyebiliriz. Ve Salih Özcan'ı kesinlikle transfer ederek en azından işte Ferdi, Mert Müldür, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci gibi 11'e daha yakın oyuncu sayısını arttırmaya çalışıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki bunun dışında önemli oyuncular var. Bahsetmiştik zaten bir tanesinden ki orada da sportif direktör Mario Franco devreye girmişti. Yves Bissouma'dan bahsediyoruz. Tottenhamlı oyuncu, şöyle söyleyelim, Tottenhamlı oyuncu ayrılmak istiyor. İngiliz ekibi de satmak istiyor, sorun yok ama dikkat edin, satmak istiyor. Fenerbahçe ise satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sorun burada. Bir merkez orta saha oyuncusu. Bu noktada her an bir gelişme olabilir Bissouma konusunda. Bunu da özellikle söyleyelim. Ama bununla da sınırlı değil Fenerbahçe'nin. Dedik ya, bu sezon gerçekten de gözünü karartan bir Ali Koç ve yönetimiyle Fenerbahçe var. Onu özellikle söyleyelim. Bunun dışında kim var derseniz, iki tane çok çok önemli oyuncu daha var. Bunlardan bir tanesi Ndidi. Wilfred Ndidi. Leicester City küme düştü ve takımda kalmak istemiyor 26 yaşındaki oyuncu. Onun için de Fenerbahçe 30 maç oynamıştı. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bittiği için satın alma opsiyonuyla kiralamayı pek tercih etmiyorlar. Doğrudan satmak istiyorlar. O manada işte rakamı nasıl çözebiliriz diye Ndidi konusunda da çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin ısrarı olduğunu söyleyelim Ndidi konusunda. Peki onun dışında gerçekten isimler çok çok çarpıcı. Ndidi'nin dışında bir isim daha var. O da Ndombele'den bahsedelim. Ndombele de Fenerbahçe'nin gündemine giren oyunculardan bir tanesi. O da çok çok önemli bir oyuncu. Merkez orta saha ve ön libero oynuyor. Bir isim daha var ki gerçekten çok çok değerli. Onu biraz sonra söyleyeceğim. O da kim? Zaha, pazarlığının sonrasına kalan isim. Tanguy Ndombele Fenerbahçe'nin teklif ettiği 4 yıl için 8 milyon euro oyuncuya. 4 nokta ya daha doğrusu bonservisine bu rakamı teklif ediyor. 4 çarpı 2
yani 4 taksitte 2 milyondan 8 milyon euro vermeye hazırız. 4.7 milyonda maaş düşünülüyor. Geçen sezon şampiyon olan Napoli'de forma giymişti. 7 kez de Fransa milli takımının kadrosunda yer aldı. 40 maç, 2 gol, 1 asistle geçen sezonu tamamladı. 2025'e kadar sözleşmesi var. Ve şimdi o Zaha meselesi, en çok merak ettiğiniz Zaha meselesindeki gelişme nedir diye biliyorum hepiniz merak ediyorsunuz. Çünkü hani genelde böyle kullanılıyor. Pastanın kreması, çileği vesaire gibi cümleler kullanılıyor bununla ilgili. Biz de onu söyleyelim. Zaha konusunda biliyorsunuz 6,5 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza bonservisi elinde olduğu için düşünmüştü Fenerbahçe. Teklifini arttırdı, 8 milyon euroya çıkarttı. Fenerbahçe taraftarı da müthiş bir ısrar içerisinde ve eşine de işte come to Fenerbahçe diyerek çağırıyorlar. Hatta eşi de hani tamam biz gerekli ilgiyi ve bilgiyi aldık, karar vereceğiz diyor. Bu manada Zaha bekleniyor. Şimdi Zaha beklenirken bir yandan Fenerbahçe olmazsa diye bir başka isimle pazarlığı yaptı, olayı da bitirdi. Yani artık bitti. Nedir bitirilen olay? Onu özellikle söyleyelim. Karl Toko Ekambi, 30 yaşındaki Lyonlu oyuncu, İstanbul'a davet edilmedi. İş bitti, davet edilmedi. Neden? Çok basit nedeni. Çünkü davet edilmeme sebebi çok net bir şekilde Zaha'nın bekleniyor olması. Geçen sezonu Kamerunlu oyuncu Rennes'de kiralık geçirdi. Gerçekten o da çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Zaha olmazsa Fenerbahçe onu getirecek ve böylece Fenerbahçe'de transfer sürecini de tamamlamış olacak. Eğer tabii çok büyük bir fırsat transferi çıkmazsa bu transferlerle Fenerbahçe sezonu sürdürmeye çalışacak. Evet, şu ana kadar elimize dediğimiz gibi liste gelmedi. Çünkü şu anda çektiğimiz sıralarda, yani bu videoyu çektiğimiz sıralarda belli değildi. İlerleyen dakikalarda onun da geleceğini düşünüyoruz. Belli isimler var, bizim de kafamızda var ama yine de biz netleştikten sonra sizlerle paylaşalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.